Sen ne yiyorsun şu anda? Ekmek arası peynir. Ha, peynir var yani içinde. Herhalde boş. Ben tutmayacağım. Yo, seni kuru ekmeğe mahkum etmiş olabilirim, o yüzden dedim. Kuru ekmek de yiyorum, evet. Mahkum ettin yani beni kuru ekmeğe. Ben ettim, ben. Seni kuru ekmeğe mahkum ettim. İyi bok yedin. Şimdi çıkacağız. Çıkmadan önce evimizdeki hayvanların son durumuna bakıyoruz. Yaşıyor. Güzel. Kim? Bu da yaşıyor. Neden bu da kuru güzel. Ekmek yedin biliyor musun? Neden kuru ekmek yedin? Çocuğumuza bir şeyler alabilelim diyor. Aa, bir dakika, sen şey görmedin. Benim dün attığım videoyu gördün mü sen? Görmedim. Hani bir tane oyuncak almıştım ya. Var ya bu konsol. Oyuncak mı oldu onlar? Ya, onların adı oyuncak mı oldu? Ne kadar aldım yazıyor başlıkta. Ne kadar almışımdır lan sence? Artık ayağım beyaz açıkta. Bir tahmin et. 25 bin. Harbi mi lan? O iyi, o zaman sinirlenmezsin başlığa bakınca. Az mı 25 bin lan? Evet. O zaman bakmayayım bile. Gerek yok. Ya kadın çok geniş, kuru ekmek yiyor. Kocası sırf 25 bin liraya şey alsın diye mi? Oğlum telefonlar bile çok pahalı değil mi zaten? O da doğru söylüyorsun sen. Yani o yüzden öyle düşünerek ben şey yaptım. 21 bin, bakma boşuna. Öyle mi? Aha. Oğlum onda biz odayı düzerdik, odayı. Çocuğun odası düzülürdü. Bir şey söyleyeceğim lan. Buradan gelecekte çocuk ergenliğe girince ona mesaj veriyorum. Sen alamazsın. Ben çalıştım aldım. Sen alamazsın kardeşim. Sen baba parasıyla alamazsın. Baba parasıyla alamazsın çünkü baba parasıyla babam bile zor alıyor. O yüzden ona göre şey. Önce hadi benim... gidelim artık. Tamam, gidelim. Önce benim oyuncaklarım alınacak, sonra çocuğun oyuncakları, tamam mı? Oyuncak deme be, oyuncak mı? İş için alınmadı mı? Tabii ki de iş için alındı. Yani hayır, bak gerçekten ben zevk için ya da hobi olarak alındığını bilsem kızardım bu arada. Onu açıklamış olayım da. İş için olduğu için o kadar koymadı yani. Tabii ki de iş için. Araba anahtarını sen mi alacaksın? Çantanı alacaksın mı? Çantam da var, alacağım. Dante, sus. Sessiz bekle. Bekle bebişim, tamam mı? Uy anasının kuzusu. Dante biz böyle alıştırdık da havlıyordu biz gittiğince. Şimdi havlamıyor. Bak böyle yapıyoruz. Sessiz bekle. O da böyle sanki ayak yapıyor bize. Hani bekliyorum sizi babacığım. Bakın burada hep oturacağım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ne yapıyor biliyor musunuz? Her geldiğimizde bizi kapıda karşılıyor, sonra koşarak o koltuğuna gösteririz. Gidiyor. Ben burada bekledim diye orayı gösteriyor bize, biliyor musunuz? Evet, bugün bebişe ilk defa bir şey alacağız bu arada. Ha, çocuğa şimdiye kadar hiçbir şey almadık. Artık ne giyiyor bu çocuklar? Zıbın dışında ne giyiyorlar ya? Sıfır bilgi, sıfır bilgi. İşte giyecekleri geliyor yani. Çocuk doğmasına çocuğum bir ay kaldı, hala hiçbir şey almadık. Ebeveyime evet ya, böyle diyesim geliyor benim. Ebeveyime herkes oradan alıyor. Başka sanki Türkiye'de bebek satış yapan ya başka nereden ya alabiliriz ya? Hakikaten biz neyi nereden alacağımızı hiç bilmiyoruz ya. Bu ne ya? Saat daha öğlen olmadı. Herkes doğmuş gene. Şuraya koymayayım. Şurada kesin vardı. Orada var mıdır? Aa, burada var ama şuraya koysak daha rahat. Ya nasıl doğru yere park edemiyor insanlar, anlamıyorum. Sarı şerit lan. Yani bunu yapamamışlar. Bu kadar çok zor bir şey değil. Ay, oğlum bu. Ay, becerememişler. Çok korkunç, aynen. Aa, bebeğim sen acayip. De iki tane aracın arasına girmeye çalışma. Geniş geniş her yer boş. Bebeğim bir şoför kuralları bu. Boş yere girilmez. Niye yani iki tane daracık yere girmeye çalışıyorsun ki? Ben onu anlamadım. Boş bu arada yere sarı girilmez. Şeritleri de yamuk çizmişler galiba. Arabalar ondan şaşırmış gibi. En isim park edişine bakalım. Aa, kandırdı lan beni. Şuraya girecek gibi yaptı ha. Gerçekten kandırıkçı. Oğlum niye kandırdın lan? Şuraya gireceksin gibi yaptı. Vazgeçtim sonra. Fake attım. Bebekle Evidia aynı şirketin mi ya? Ne alaka ya? Yan yana açmışlar, ortak katmışlar. Açabilirler gibi. Eniz her yer, herkese. Koçtaş'ta acaba Evidia aynı şey mi ya? Koçtaş hemen yanında ya. Evidia ile Bebek aynıysa seninle bir taşak geçeceğim. Tamam. 3 gün videoya çıkamayacaksın. Hadi bakalım. Tamam. Böyle alay açacağım seninle. Bebekle Evidia eğer aynı şirketinse. Büyük mü burası, küçük mü? Bakın kıyafetlere. Çok güzel kıyafetler var. Tatlı tatlı. Bunlar kaç aylık ki? Erkek mi lan bu? Erkek de giyer, kız da fark etmez ki artık. Ha. Artık her şey unisex. Bunlar nasıl takımlar? Çocuk çok farklı bir moda anlayışı olacak. Bak şey, Somer Şef gibi giydireceğiz çocuğu. Somer Şef'in kıyafetlerinden. Bir dakika, bunlar kaç aylık oldu? Bak şurada yazıyor Enis. Bu 9 aylık diyor. 9 aylık çocuk bu kadar küçük mü hala ya? Çok küçük değil mi bu? Benim 9 ay küçük tabii, ne olacak ki de? O zaman ben yeni doğmuşu düşünemiyorum. 9 aylık baksana, çok küçük bu. Yeni doğmuş ne giyecek? Bunun yarısı kadar mı? Kızım var ya, küçükken şunlardan acayip istemiştim biliyor musun? Hangisinden? Bu arabalardan mı? Akülü arabalardan, evet. Bunlar pedallı mıydı, gazlı mı? Şeyli. Akülü. Akülü mi? Alırız ya bebişe. Var. Bebiş biner bebişim. Sen binemedin ama çocuğun biner. Yok o da. Bunun açlığını çekecek o da. Nasıl? Almayacak mıyız çocuğa? Ben alamadım, o da almayacak. Ya saçmalama be. Evet şimdi geldik. Şimdi şöyle bir şey de almamız lazım Enis. Şundan da alınacak söyleyeyim. Bu güzelmiş aslında ha. Tamam bunu alalım. Oha Şevlen, bu ne lan? Ben bunu kendim alırım lan. Kamyon şeyi. Ulan çocuğa marka bilinci açılamışlar. Audi Q7 niye yazıyor burada?
Audi S5 ulan çocukta markalar var ya bu işi biliyor ya. Küçüklükten Audi'ye sardıracak çocuğu. Büyüyünce baba Audi Q7. Ulan baban Audi Q7'ye mi biniyor? Hayvan. Aa, dolap bakayım. Dolaplar burada, gel. Şimdi bebek arabasına başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Çünkü bebek arabasıyla ilgili bir tek fikrimiz ve bilgimiz var. Diğerleri hakkında çok fazla yok. Bir de park yatak hakkında var değil mi? Park yatak ve şey hakkında var. Dolap hakkında da çok fazla bilgiye sahip olmamız gerekmiyor. Sadece o ilk baktığımız hani taşınması gereken falan dedim ya. Bak şuradakiler. Şunlardan bahsediyorum. Ben küçükken hep böyle bir şey istemiştim. Hiç almadım. Bir de şu ana kucağını almaya karar verdik. Biz işimizi gücümüzü yaparken çocuk burada kendi kendine ona oyalansın diye. Şey, bu arada müziği de var. Yani müzik sesleri falan var. Kuş sesleri, doğa sesleri şimdi falan. Şimdi nasıl müzik çaldığını da gösteriyorum size. Bilmiyorum, bence bu güzel. Bunu alacağız. Bir de çok hafifmiş yani, ben biraz ağır olacağım falan düşünmüştüm ama hafif bu, taşınması kolay gözüküyor. Ya dediğim gibi çocuğu kandıracağız, anne kucağında zannedecek, anne kucağında olmayacak falan filan böyle şeyler. Çocukla çok dolu geçeceğiz. Çocuğu dolandıracağız diye çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ben çok kandırırım ha doğduğunda onu. Ay, gerçeklik algısı oluşmaz çocukta. Aslında böyle mağazalara gelmediğimiz için, çünkü ben orada kıyafetleri görünce aklımı kaybettim aslında. Ve o kıyafetlerin çoğunu almak istiyorum. O yüzden bir daha gelmeyeceğiz. Ben bu çocuğu var ya şey gibi, evcilik oynar gibi giydireceğim sürekli. Evcilik oynayacağım. Giydireceğim böyle, kıyafetlerini alacağım falan böyle. Keşke Barbie bebek yapsaydık. Alsaydın keşke Barbie bebek, hakikaten. Ne bileyim ben böyle. Onlarla bunu oynardım. Vallahi. O zaman buradan ne yapalım, çıkalım. Çıkalım. Alayım şimdi eve vardık. Bir aldığımız parçalardan park yatakla ana kucağa daha sonra gelecek. Ama arabayı aldık. Araba bizde şu anda. Ve birkaç küçük şey de aldık, işte pişik kremidir, şampuandır, emziktir falan, onları da hallettik. Ve bir de o küçük şeyleri bana ver istersen. Elindekini niye oraya bırakmadın? Ha, bir de şey, çocuğa bakın, şöyle yatak da aldık ha. Bir yatak değil, sertti o. Ver elini, tepsiyi ver bana. Kızım elindekini oraya bıraksana. Tamam bırakırım aşkım, ver ya. Allah Allah. Ya şurada bir şey tanıtıyorum. Bunu götür, yatağa dalalım. Koca yürekli Enis. Aa, bir dakika, dantelin yaptığı şeyi gösterecektik. Yapar mı lan acaba, yoksa elimiz çok dolu. Dikkate dağılabilir mi tamam sence? Dikkati dağıldığı için yapmayabilir. Kesinlikle değil mi? Kesinlikle. Oğlum biz geldik. Bekle lan. Bekle okay. Bebişim. Hoppala. Çılgın Dante kuş. Dante kuş. Ne yaptın annem sen bir yakın? Dante, şşt. Dante geri. Gel. Ne yaptın oğlum? İşte böyle hemen buraya çıkıp gösteriyor bize. Ben sizi burada bekledim diyor ya. Ya benim yavru kuşum çok akıllı ya. Bak gene yaptı Enis. Gerçekten orada mı beklemiş bakalım? Aşkım sen bizi burada mı bekledin annem? Giderken biz bunu burada bıraktık ya. Bakın ben hep buradaydım diyor. Hep burada sizi usluca bekledim diyor benim kuşum. Bakalım gerçekten doğruyu mu söylüyor? Gerçekten bizi burada mı bekledin yakışıklı oğlum? Yalancı göt. Yakışıklım. Oturmuş mu oraya? Oturmuş. Peki bu ne? Dante, Dante. Ama bir kere çıkmış inmiş Şebnem. Çok oturmamış. Ha. Annem seni sevmeni bekliyor. Evet. Akıllı bıdığım. Resmi bir el sıkışması. Mesafeli bir baba oğul ilişkisi var. Anlaşmaya duruldu. Anlaşmada ay konuşamıyorum. Başıma güneş geçti herhalde. Acayip sıcaktı. Anlaşmaya uyulduğuna dair mi bu? Yakışıklı oğlum benim. Peki bu ödülü hak etti mi sizce? Hak etti. Bir bisküvi hak etti mi ya? Bir bisküvi yer mi ya bu? Şimdi bisküvi yer bence. Bisküvi kızım. Mi? Ördek mi? Ördek verme ya. Ördeklik bir şey geri, yok bisküvi. Geri. Bisküvi ver. Ördek kadar, yani ördeğe o kadar da hak etmedi canım. Kaldı 2 saat toplasan. Geri. Dante, Dante. Aferin oğlum. Aferin ya bebişim. Ne kadar da akıllı uslu bekliyor. Böyle akıllı uslu bir bebiş olabilir mi ya? Olabilir mi? Güzellikler ya. Bu güzelliklere ben bitiyorum ya. Ya bunu bir yere koysam ben de yapmak istiyorum. Çünkü hayır, oraya yapma. Melo. Ya tüm eşyalarımızı mahvetti bu kedi ya. Aç, 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 aç. Aşkım çek. Sen ne bilgisayarlar ne televizyonlar çektin böyle kutuların içinden. Şimdi çektiğin şey bak, bebek arabası. Evet lan. Zaten bu katlayı koymuşlar, tekerleklerini bir tek takacağız. Nasıldı? Arkada büyükler vardı değil mi Enis? Tabii. Ya bu manyak bilmez inşallah hemen arabaya. Senin için değil bu. Bu üstüne sermek için yağmurlu olsa gerek, evet aynen öyle. Bu kalsın. Şimdi tekerlekleri nasıl yapacağız acaba? Bence direkt pat diye takılacak bir şey bu. Bir içinden kılavuz falan çıkmadı mı? Çıkmadı. Enis bir yerine bastırarak yapacağım sanırım. Ha. Bir saniye.
Tamam, şimdi oldu. Bu. Perfecto. Çak bebişim, çok güzel oldu be. İşte arabada böyle bir şey. Bu kadar. Ha, frenlemiştim bunu. Freni kaldırıyorum ve gidiyorum. Bye bye.